Beşiktaş altın değerinde 2 puan kaybetti. Maça dair konuşacak çok şey var. Beşiktaş'ı konuşacağız. Antalyaspor'un genç kalesi Ataberk'i konuşacağız. Kaçan penaltıyı konuşacağız. VAR'dan dönen golü. Hepsini konuşacağız. Ama her şeyden önce Beşiktaş taraftarını konuşmak lazım. Bugün sahaya attıkları o oyuncaklarla depremzedelere bir nevi moral ve destek verdiler. Beşiktaş kulübünün paylaşımı da gerçekten çok güzeldi. Önce bir izleyelim. Gerçekten bir başka bizim memleketimiz. Bu görüntüleri izleyip de Gökhan Hocam duygulanmamak mümkün değil. İmkanı yok yani. Yani çok acılar yaşadık. Depremde kaybedilen canları bir kez daha rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ama çocuklarımızı unutmamak lazım. Onlar gerçekten çok etkilendiler haklı olarak depremden. Bunlar sahaya atılanlar sadece peluş oyuncaklar değil de onlara destek ve moral vermekti amaç. Her zaman onların yanındayız. Bunu da gösterdik bugün. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ama Allah'a şükür ki öyle güzel milletimiz var ki kenetlendi. Ve depremzedelerin yaralarını sarmak için herkes elinden ne geliyorsa yapmak için uğraşıyor. Yani herkes can siperhane şekilde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şu maça gelecek olursak maç zaten ikinci planda. En son maçı konuşulması gereken hocam, en son konuşulması gereken şey zaten önce de ondan önceki bu organizasyon hakikaten taraftarın bir hafta dinlendirdi. Çocuklar da gülsün. Organizasyonu muhteşemdi. Maç başladı. 4. dakika 17. saniye bir anda etraf muhteşem bir görüntüydü. Ya zaten onu çok güzel bir video ile paylaşmış zaten Beşiktaş kulübü de. İnsanların tüyleri ürperdi ya. Yani ben onu seyrederken ekrandan hakikaten tüylerim ürperdi, gözlerim yaşardı. Maçtan önce kızım aradı beni. Stat'tan kendi fotoğrafını çekmiş oyuncaklarıyla beraber. Baba ben de buradayım diye. Ne güzel. Çok hoşuma gitti. Yani sonuçta bu organizasyonu bir hafta dinlendiler ve böyle bir organizasyonu gerçekleştirenlere de emeği geçenlere de düşünenlere de hakikaten teşekkür ediyorum burada. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Serdar Sarı'da bir farkındalık oluşturmaktı amaç. Tabii. Yoksa peliş oyuncaklar ne kadar güldürebilir o yüzleri, o acıyı tabii ki unutturmaz. Ama onları o depremde zarar gören, psikolojik olarak en azından zarar gören çocuklarımız var. Onları unutmadığımızı gösterdi Beşiktaş taraftarı ve Türkiye. Yani bütün dünyanın tekrar Türkiye'ye bakmasına neden olan bir gece oldu. Ben de sosyal medyada bakıyordum. Birçok yabancı internet siteleri, haber portalları kendi sosyal medyalarında bu fotoğrafları paylaşıyordu. Tabii mesela yurt dışında yaşayan biri onu gördüğünde ya sahada bu kadar oyuncağın ne işi var deyip okuduğunda oradaki görsellikten öte depreme bir kez daha dikkat çekmeleri, bir kez daha farkındalık yaratmaları ve özellikle çocuklar üzerindeki psikolojisini çok iyi aktarabilme açısından gördüğüm en iyi farkındalık projelerinden biriydi. Ben de emeğe geçenleri kutluyorum. Güzel iş olmuş gerçekten. Halen oranın acısını insanlarımız yaşıyor. Görüntüler de çok güzeldi. Allah bir kez daha tekrarını göstermesin bunu tabii ki. Çok acı bir durum. Ama kutluyorum. Bu etkinliği yapanları kutluyorum. Bu destekler de önemli değil mi Reha Hocam? Sadece çadır, yemek, diğer yardımlar değil. Kalplere de dokunabilmek lazım. Bugün Beşiktaş taraftarı bir bakıma bunu yapmaya çalıştı. Orada 9 dakika durdu oyun. Yani 90 milyon hepimiz ağladık. Ağlamayan yoktur. Gözünden doğru, yaş gelmeyen o görüntülerde insan olduğunu zannetmiyorum. Çocuklar melek. Çocuklar geleceğimiz Cüneyt. Rabbim hepsine sağlıklı, abi, huzur, mutlu, çok güzel bir gelecek nasip etsin. Kendi çocuklarımız düşünüyorum. Onların dişi ağrıyor. Bizim 32 dişimiz ağrıyor hocam onların bir dişi ağrırken. Evet. Oradaki çocuklar ne yapsın? Doğru. Onlar artık hepimizin çocukları. Her fırsatta bu desteğimizi vereceğiz spor camiası olarak. Kimse endişe etmesin. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim onlara da. Beşiktaş taraftarını da bu organizasyon için tebrik edelim. İyi düşünülmüş, iyi uygulanmış bir organizasyondu. Beşiktaş taraftarı bu görüntülerle Türkiye'nin yüzünü güldürdü ama Gökhan Hocam kendileri kan alıyor desek yeridir herhalde. Yok, maç zaten orada bitti bizim için.
Maçı konuşmaya gerek yok. Ondan sonra maç oynandı mı oynanmadı mı kimse farkında değil. Maçla ilgili konuşmaya geleceksek ligin bitmesine 14 hafta kaldı. 14 puan fark var şu anda liderler arasında. Galatasaray 2 maçına da geçtiği zaman 7 maçlık bir süreci var. 7 maç kaybetmesi lazım ama Galatasaray'da durum yok. Beşiktaş'ta kalacak maçları kazanacak gösterge yoktu bugün sahada. Hiçbir şey yapmadılar. Sanki ruhları gitmiş. Esasında oyunculara baktığınız zaman Dellali yedekken Gezzan'ın sakatlanmasıyla 11'i de başladı. O da ne olduğunu anlamadı. Sahanın içinde varlığıyla yokluğuyla bir... Yani varlığı da belli değil, yokluğu da belli. Enteresan bir oyuncu. Bence Londra sokaklarında daha rahat yürür. Yani bu sahada yürüyor gibi. Londra'da çok daha rahat yürür gibi geliyor bana. Oyuncu bazında takım için kazanacak bir şey yapmadılar. Belki bir maç olur ya, yani bir maçı oynarsanız takımın yarısı bundan sonra olmayacak. Çünkü önümüzdeki senenin takımı hazırlığı başladı. Lig bitti Beşiktaş için. Önümüzdeki senenin transferleri yapıldı. Bu takımın yarısı olmayacağı için anlayışta da normalde profesyonel anlayışında bu oyuncuların elinden geleni yapmaları lazımken hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Kerem'i alıyorsun, 1,5 milyon euro bonservis veriyorsun. 90. dakika oyuna sokuyorsun. Mantığı da anlamak mümkün değil. Genç bir oyuncu alıyorsun, bunu oyuna sokuyorsun. Semih'i nasıl 70'te oyuna sokuyorsun? Semih elinden geleni yapıyor. Cenk'e attığı penaltı pozisyonundaki pas hakikaten ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Madem böyle havası alınmış bir takımda bu gençlerin oynaması daha iyiydi. Bundan sonra 4 tane 5 tane seneye yönelik transfer yapıldı. Ve bu takımdan en az 4-5 tane oyuncu da bir daha takım yüzünü görmeyecek. Oynayan oyuncular da bunun farkındaydı. Hiçbir şey vermediler sahada. Serdar Sarı'da Beşiktaş'ta bir şey eksik. Adı konulamıyor belki ama. Hani kağıt üzerinde kadroya baktığımızda bugün zorunluluktan belki oynayan oyuncular da vardı ama. Evet. Hani ideal kadrosuyla çıktığında da bunu hep hissediyoruz. Valerian İsmail zamanında hissetti Beşiktaş taraftarı. Şenol Güneş de bunun değişebileceğini düşündüler belki ama değişen çok da bir şey yok gibi duruyor. Şöyle düşünelim. Birincisi bu takım, yani bugünkü kadro Beşiktaş'ın ideal kadrosu değil. Transferler yok. Yeni transferler. Ama ne olursa olsun evinde böyle bir oyun oynamana bahane değil bu durum. Beşiktaş'sın. Elindeki kadro da iyi bir kadro. Kaldı ki rakibin bildiğim kadarıyla senden daha fazla eksiği var. Dolayısıyla ortada bir oyun kurgusu yok. Biraz doğaçlama gitti sanki. Bu durum niye düzelmiyor? Şimdi Şener Hoca'nın basın toplantısından satır başlarına bakıyorum. Delali'den verim alamadık diyor. Delali'nin oynadığı her maçtan sonra hoca bunu söylüyor. Bak, oynadığı her maçtan sonra. Ya bu kadar çok söyleyen bir hocanın artık ona da herhalde fazla şans vermemesi lazım. Ama zoraki durumlar var, mecburi durumlar var. Nedir? Gezzan'ın sakatlığı. Onun da kasında çekme var. Ne kadar süre oynayıp oynamayacağı da yarın belli olacak büyük bir ihtimal. Belki de yetişebilir. O mecburiyetten oynadı. Bunu kabul ediyorum. Fakat hocayla da takım, yani eski takımı diyorum ben, uyuşmazlığı var. Yani bu Valerian İsmail'de de var. Sergen Hoca'da da oldu. Önder Karabeli'de de oldu. Şimdi burada yönetim dedi ki bir dakika dedi. Hep hoca gidiyor. Artık yeter dedi. Enkudu gidip gitmeyeceği de belli değil. Hoca onu da söyledi. Kararını bekliyoruz. Bak, bir gidiyor bir geliyor Enkudu. Rozier muhtemelen sezon sonu gider. Birkaç oyuncu daha gidebilir. Demin hocamın söylediğimizi üzerine söylüyorum. Yönetim dedik biz bu kadroyu artık değiştirelim dedi. Bu havayı, o eski yapıyı kaldıralım gitsin. Çünkü artık hep hoca değiştir, hep hocayı değiştir. Olmuyorsa demek ki başka bir şey var. Ama bu demek değildir ki Şenol Hoca'nın şeyleri yok. Dört dörtlük yaptı her şeyi. Mutlaka tabii onun eleştirecek tarafları var. Yani bayağı bir zaman oldu çünkü hocanın da geleli. Bayağı da bir maç oynandı. İyi de bir kadro, yani kötü bir kadro değil. Tabii ki kendi evinde, kendi taraftarın önünde kaybettiğin 2 puan. Bir de şeye dikkat çekeyim. Semih Kılıçsoy, herhalde A Spor'daki turnuvada seyretmiştik. Evet.
Oğlumla beraber seyrediyordum. Baba çok iyi oyuncu demişti. İyi yerlere geliyor. Ama plan doğrultusunda mı, mecburiyetten mi? Hep böyle plan doğrultusunda olsun. Bir de Antalya'nın kalecisi Ataberk. Onu da ayrı kutluyoruz. Yani bugün Beşiktaş kaybederken Semih gibi bir oyuncusunu bir kez daha gösterdi camiaya. Bu da önemli.